Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi. İftarını depremzedelerle açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmaya depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan vesilesiyle ziyaret ettikleri şehirlerde kalıcı konutların temel atma törenlerini gerçekleştirdiklerini kaydederek şöyle devam etti sözlerine. Deprem gününden sonra geçen yaklaşık 1,5 ayda arama kurtarma çalışmalarını tamamladığımız, acil yardım dağıtımlarını düzene soktuğumuz, enkazları süratle kaldırdığımız, geçici barınma merkezlerini oluşturmayı sürdürdüğümüz, kalıcı konutların inşasına başladığımız, özetle yaraları hızla sarmaya başladığımız bir süreç yaşadık. Ülkemizin 11 ilinde 14 milyon insanı doğrudan etkileyen böylesine büyük bir felaket karşısında böylesine hızlı bir toparlanmayı sağlamak kolay değildir. Devletimiz tüm kurumlarını, imkanlarını, gerekli tüm personelini deprem bölgesinde görevlendirmiştir. Milletimiz sivil toplum kuruluşlarıyla ve bireysel inisiyatifleriyle ilk günden beri depremzede vatandaşlarımızın yanındadır. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere uluslararası yardımları da asla unutmayacağız. Depremzedelerimiz de, milletimiz de şundan emin olsun ki oradaki arkadaşlarımız insanüstü bir gayretle çalışarak her eksiği gidermenin, her talebi karşılamanın mücadelesini yürütmüştür. Buna rağmen felaketin etkilediği alanın genişliği, nüfusun çokluğu, iklim şartları gibi sebeplerle elbette bir takım eksikler, sıkıntılar yaşanmıştır. Kısa bir sürede bunların da telafisi zaten yapılmıştır. Amacımız bir yıl içinde altyapısıyla, tüm sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır. Yerine dönüşecek yerleri de tarihi ve kültürel dokuya uygun şekilde sağlam ve güvenli yapılarla şehirlerimize kazandıracağız. Ramazan vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde kalıcı konutlarımızın temel atma törenlerini de gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş'ı, Hatay'ı, inşallah yarın da Adıyaman'ı, Malatya'yı, Gaziantep'i ve depremde zarar gören diğer tüm şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya edene kadar gece gündüz çalışacağız. Efendim, kutuplaşan toplumu birleştirmek için çıktı yola. Yasakların, yoksulluğun ve yolsuzluğun önüne geçebilmek adına. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da liderlerle birlikte salona giriş yaptı. İftar organizasyonu Rum Ortodoks Patriği Bartolomus, Suriyani Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'da katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, iftar açılması ve konuşmalarla devam etti. Programda konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Beraber bir yola çıktık, bu yolumuz uzun bir yoldur. Hak yoludur, adalet, irfan, bilim, bilgi yoludur." dedi. Yunus Emre bu toprakların yetiştirdiği, hepimizin örnek alması gereken önemli bir değerdir. Yunus şöyle söyler: İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Buradaki temel felsefe kendini bilmektir.
kendimizi nasıl bileceğiz? Eğer kendimizi, nefsimizi sorgulamazsak Yunus'un gereğini, Yunus'un dileğini yerine getirmemiş oluruz. Kendini bilmek kin ve öfkeden arınmak demektir. Kendini bilmek adaletin peşinde koşmak demektir. Kendini bilmek vicdanının sesini dinlemek demektir. Kendini bilmek kul hakkı yememektir. Kendini bilmek topluma adanmışlıktır aynı zamanda kendini bilmek. O nedenle bizler altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz. Beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur. Hak yoludur, adalet yoludur, irfan yoludur, bilgi yoludur, bilim yoludur. Dolayısıyla bu yolda çıkanlar ülkemizin büyümesine, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacaklardır. Zor bir yolu seçtiğimizi biliyoruz. Çünkü bozulan bütün dengelerin yeniden inşa edilmesini ve bunun için mücadele edilmesini de gayet iyi biliyoruz ve gereğini yapacağız. Adalet için çıktığımız bu yolda vereceğiniz her türlü destek amacımıza ulaşmayı hızlandıracaktır. Evlatlarımız için, gençlerimiz için, engellerimiz için, toplumun her kesimi için adaleti mutlaka ama mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz. Hepinizin vicdanına emanet edeceğiz adaleti. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Meral Akşener, depremzede esnafa destek olmak amacıyla Kahramanmaraş Dayanışma Günlerinin düzenlendiği Altın Park Anfa Fuar Alanı'nı da ziyaret etmişti. Altın Park Anfa'daki Kahramanmaraş Dayanışma Günleri etkinlik alanında karşılanan Akşener ve Yavaş, standları gezdi, esnafla sohbet etti, vatandaşlarla ve çocuklarla fotoğraf çektirdi. Kendi işini. Daha yeni, bir sene olmadı, 6 aylık oldu. Peki sen çalışmıyorsun, bir yerde çalışıyor musun? Ben çalışmıyorum, iş arıyorum. Anladım. Hayırlı işler. Merhabalar. Bugün nasıldı müşteri işi oğlum? Güzeldi başkanım. Ha? Güzeldi. Güzel kokuyor bu. Biber salçası. Tabii ki tatlı biber salçamız. Bu? Domates salçamız. Şeyde. Esma. Ben şimdi eve alacağım. Biz gidelim. Benim param gitsin size. Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesinde hayatını kaybeden firma sahibinin standında gönüllü olarak satış yapan avukat ve doktor kadınlar Akşener ve Yavaş'a dilek bilekliği hediye etti. Ben alacağım o parası için. Ay şöyle oğlum. Başka bir şey için. Ne biliyor musun? Mesela Maraş'ta versen alırım. Sizi kimse oğlum. Başkanım gibi sizler gibi kimse düşünmedi. Oğlum başka bir şey değil. Maraş'ta gelmedi versen buraya. Alırım. Ama burada şimdi siz misafirsiniz. Benden sonra herkes alışveriş etsin diye yapıyorum. Bak şunu. Evet, kalk söyle. Esma gel öde. Herkes teyze alsın. Oğlum sen keşke alsalar. Ya sen bir tane işte gelip de sormadım. Haliniz nedir diye. Evet. Esma Hanım hemen öde. Evet, sağ olun. Evet. Başkanımdan Allah razı olsun. Evet. Herkes de görüp beğensin ve bunu alsın. Evet. Çok beğendim. Çok sağ olun. Çok hemen teşekkür ederim. Yalnız ödenecek bak. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Amerika Birleşik Devletleri İnsan Hakları raporundaki Türkiye eleştirileriyle ilgili basın açıklaması düzenledi. Mustafa Sarıgül yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl bir rapor yayınladığını ve dünya ülkelerine insan hakları konusunda sicil verdiğini ifade etti. Her yıl olduğu gibi 2022 İnsan Hakları raporunda da Türkiye'nin eleştirildiğini belirten Sarıgül şunları söyledi. Amerika Dışişleri Bakanlığı bu sene bir insan hakları raporu hazırlamış. İnsan hakları raporunda da ülkemizi eleştirmiş. Demokrasi, insan hakları konusunda eksikliklerimiz olabilir ama bunları içimizde tartışırız. Türkiye Değişim Partisi olarak Amerika'nın
Türkiye'ye sicil vermesine asla ve asla izin veremeyiz. Şunu içtenlikle bilmenizi istiyorum. Türkiye'yi bölmek isteyen terör örgütlerine helikopter vereceksin. Sonra da kalkıp bize insan hakları dersi vereceksin. Hadi oradan, hadi oradan Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye ve dünyaya insan hakları konusunda sicil notu vermeyecek olan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dünya insanlığı için, dünya barışı için tek tehdit Amerika'dır. Bu sözü ancak ve ancak Türkiye'de Türkiye Değişim Partisi söyler. Çünkü dışarıdan destek aramayan, Amerika'ya göz kırpmayan tek parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Türkiye Değişim Partisi bu toprakların partisidir. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Amerika'nın işi çok zor olacak. Çünkü biz Amerika'yı demokrasimize, iç işlerimize kesinlikle karıştırmayacağız. Bizim ne ekip ne biçeceğimize Amerika Birleşik Devletleri değil, Türkiye parlamentosu cevap verecektir. O nedenle Amerika Türkiye'ye insan hakları dersi veremez. İYİ Parti sözcüsü Profesör Doktor Kürşat Zorlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Partisinde 15 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvurularının 24 Mart'ta sona erdiğini hatırlatan Zorlu, başvuruların %32'si kadın yurttaşlarımızdan, %21'i de 30 yaş altı yurttaşlarımızdan oluşmaktadır dedi. Biz de İYİ Parti olarak 15-24 Mart tarihlerinde milletvekili aday adaylığı başvurularını kabul ettik. Bu çerçevede bize yapılan başvuruların içerisinden toplam 3379 aday adaylığı başvurusu partimizce kabul edilmiştir. Geçerli başvuru. Ve bir başka rakam, bu başvuruların %32'si kadın yurttaşlarımızdan, %21'i de 30 yaş altı yurttaşlarımızdan oluşmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi 15 ilde üye tabanlı aday belirleme sürecinin başladığını kaydeden Zorlu, 1-2 Nisan tarihlerinde üyelerimiz sandık başına gelecek ve milletvekili adaylarını kendileri belirleyecek şeklinde konuştu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi önemli büyük şehirlerimizin de yer aldığı 15 ilimizde üye tabanlı aday belirleme sürecimiz başlatılmıştır. Bu kapsamda 1 ve 2 Nisan tarihlerinde üyelerimiz binlerce İYİ Parti ailesinin mensubu sandık başına gidecek ve milletvekili adaylarını kendileri belirleyeceği bu iradeye bizzat kendileri ortak olacaktır. İYİ Parti seçim beyannamesi hazırlanmıştır. Yaklaşık 3000 sayfalık bir seçim beyannamesi bu, ama ilk defa Türk siyasetinde bu yöntemi biz geliştireceğiz, yakında lansmanını yapacağız. Kişiye özel, örneğin siz kameraman arkadaşımız, bu seçim beyannamesi sistemine girdiğinizde yaşınızı, mesleğinizi, gelir grubunuzu yazarak size İYİ Parti'nin ne vaat ettiğini birebir görme şansını yakalayacaksınız. Zorlu, 17 bakanın milletvekili adayı gösterilecek olmasına değindi. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu'nun, yani Cumhurbaşkanı kabinesi deniyor, 17 bakanın milletvekili adayı olacağını açıkladı. Bir demokraside yegane araç seçimlerdir. Seçimlerin de olmazsa olmazı adil, şeffaf ve dürüst bir biçimde yapılabilmesidir. Şimdi size anayasamızdan bir madde okumak istiyorum. Bakın, 106. madde. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludurlar. Şimdi bu bakanlar bütün devletin imkanlarını kullanacaklar. Bu maddeye ilişkin olarak da evet, Sayın Cumhurbaşkanı ama aynı zamanda partili bir cumhurbaşkanı ve AK Parti için oy isteyen bakanlarla milletin iradesinden
yetki alma sorumluluğu için sahaya inen milletvekili adaylığı bir bütün haline getiriliyor. Bu aslında bakın getirdikleri bu ucube sistemin içerisinde bile yer almayan, onun bile kabul edemeyeceği bir ilkesellik. 1982 Anayasası'nın ilk halinde düzenleme ile 2007 ve 2017 yıllarındaki düzenlemelere dikkat çeken Zorlu, bir kimse iki defa cumhurbaşkanı seçilemez ifadelerini kullandı. Çokça tartışıldı uzun zamandır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olup olmayacağı konusudur. 1982 Anayasası ilk halindeki düzenlemede bir kimse iki defa cumhurbaşkanı seçilemez şeklindedir. Sonra 2007 yılında 5678 sayılı kanundaki değişiklikle, ardından 2017 yılındaki değişiklikle de üzerinde hiçbir oynama yapılmayan, dokunulmayan husus şudur: bir kimse iki defa cumhurbaşkanı seçilemez. Yine Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nda da aynı ibare yer almaktadır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Anayasa yapıcı irade bu maddeyi değiştirmemek yönünde tercih kullanarak aslında bunu tartışmaya açık olmadığını ortaya koymuştur. Hayvanlara zulmedenler. İYİ Parti Türkiye'de vizyona giren John Wick bölüm 4 filminin öncesinde yayınlanmak üzere filmin temasına mesaj göndererek 3 ayrı reklam filmi hazırladı. Hayvanlara zulmedenler asla cezasız kalmayacak, kötüler, zalimler elbet bir gün hesap verirler ve o intikam peşinde değil, adalet peşinde sloganları yer alan videosunda Akşener'in John Wick görsel dünyasına uyarlanan görseliyle birlikte 14 Mayıs seçim tarihi işaret edildi. Hayvanlara zulmedenler asla cezasız kalmayacak. Kötüler, zalimler elbet bir gün hesap verirler. O intikam peşinde değil, adalet peşinde. İYİ Parti. AK Parti Denizli İl Başkanlığı 14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekili seçimlerinde aday gösterilecek 7 ismin belirlenmesindeki kriterlerden birincisi olan temayül yoklamasını yaptı. Nihat Seybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın gözetiminde gerçekleştirilen temayül yoklamasında yönetim kademelerinde görev alan 2000 dolayında partili oy kullandı. Mikrofonlarımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ve Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, temayül yoklamaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sivas'ta 2011'de temayül yoklamasına girdim. İlk 5'e giren milletvekili aday adaylarından 3'ü listede oldu. Kimdi? İsmet Yılmaz listede oldu. Hilmi Bilgin listede oldu. Ali Turan listede oldu. Dolayısıyla temayül hiç yok demek değildir. Dikkate alınmaz demek değildir. Ama sadece temayülde birinci çıktı diğerinden listeye girecek değildir. Dolayısıyla önemli bir unsurdur ama tek unsur değildir. 30'un üzerinde aday var. Evet. Kaç kişi listeye girebilir? 7 kişi. Evet. Kaç kişi dışarıda kalacak? İşte 34 desek, 36 desek, 36'da 29 kişi. Dolayısıyla da ola ki o 29 tane girenler değil de o dışarıda kalan kardeşlerimin bunu bir nasip işi. Onun için güzel bir sözü var. Mevla dilerse kişinin işini mermere geçirir dişini. Mevla dilemezse kişinin işini muhallebi yerken kırar dişini demişler. Yine nasiple ilgili güzel bir şey söyler. Mevla dilerse el getirir, yel getirir, sel getirir. Mevla dilemezse el götürür, yel götürür, sel götürür. Bu şu demektir. Sizin için mevcut olan kriterler nasipse artı olarak yansır. Eğer nasip değilse negatif olarak, olumsuz olarak yansır. Dolayısıyla o 29 kişi, yani listeye giremeyen kardeşlerim umutsuzluğa kapılmamasını, Ali Turan'ı tanırsınız, bizim eski milletvekilimiz, 8-9 sefer girip de, bayağı öyle diyelim, girip de en sonunda listede pekala seçile bir kimse. Bu dönem kaybeder, listede olmasa da yine umutlarını kesmemesi lazım. Yine bu listede olmaması da bu seçim döneminde sanki kendileri için o zaman sözleri daha çok dinlenir. Yine sahaya çıkıp
Türkiye'nin geleceği için hangi parti daha çok hizmet edebilirse, hangi parti demokrasinin çıtasını yükseltirse, hangi parti 85 milyonun kardeş bilip ve onlara hizmet götürüp size ayrımcılık yapmadan o kardeşlerimiz, o ortamın sağlanabilmesi için onu sağlayacak partiye destek vermelerini isterim. Tabii amaç aday adaylarının belirli bir görüşünü bütün teşkilattan almak. Ama bence asıl gerçekleşen, birinci önce gerçekleşen aile fertlerinin bir araya gelmesi, hasret gidermesi. Evet, böyle bir ortam oluşması. İkincisi tabii ki burada demokraside, daha doğrusu siyasette gönüllü olmak, ben varım demek son derece önemli. Özellikle böyle bir ortamda ben varım demek son derece önemli. Burada ben varım diye çıkan arkadaşlarımızı ben tebrik ediyorum. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Sonuçları itibariyle de hayırlı olsun inşallah. Tabii ki parti yönetimindeki merkezdeki irade buradaki görüşleri de mutlaka dikkate alacaktır. Buna göre bir oluşum sağlanacaktır. Ve 14 Mayıs seçimleri de halkın huzuruna, maşeri vicdanın kararına başvurulacaktır. Ben hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii 14 Mayıs'ta yapılacak olan hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekili seçimi öncelikle ülkemize, şehrimize, tüm milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Tabii ki milletimiz yine sandığa gidip iradesini ortaya koyacak ve inşallah oradan da en doğru karar çıkacağından hiçbir zaman şüphemiz olmadı bu konuya kadar. Bundan sonra da yok. İnşallah ülkemize, şehrimize hayırlar getirir, başarılar getirir. Duamız odur. Burada büyük bir heyecan ve tabii ki de coşku söz konusu. Ki bizim AK Parti teşkilatlarının geleneklerinde olan milletvekili aday adaylarımızın bugün temayül yoklamaları gerçekleştiriliyor. Tabii ilçe yönetimlerindeki 3 kademe yönetimleri, ilçe başkanları ve tabii ki bizler de belediye meclis üyelerimizle birlikte bugün buradayız. Ve büyük bir demokrasi şöleni aslında. Ben her birine buradan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vallahi öncelikle biz Ramazan ayımızı tebrik ediyoruz. Mübarek olsun. Böyle bir güzel günde önümüzdeki yüzyıla damgasını vuracak kadroların seçimi için bir araya geldik. Bir temayül yoklaması. 40 tane aday adayımız var. Bunun 36 tane, 4 tane de mevcut milletvekilimiz var. Tabii AK Parti ailesi kurulduğu günden bugüne kadar büyüyerek bugünlere gelen bir aile. Ben kendim 2002 yılındaki ilk yönetim kurulunda görev aldıktan sonra 2002-3 Kasım seçimlerinde ilçemizde %19'luk oy oranını son 2019 yerel seçiminde %49'lara getirerek bir kartopu gibi büyüttük. Bu sadece Çiğli'de değil bütün ülkemizde bu şekilde kucaklayarak, kalpler kazanarak, yeni yeni kişileri partimize gönüllü olarak kaydederek bu halkayı büyüttük. Bugün bu temayül yoklamasındaki görüntü de geldiğimiz noktada hakikaten bir coşku var, heyecan var. Ben bütün adaylarımızı tebrik ediyorum. Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı şüphesiyle 11 organizatör tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs, şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ediyor. Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis! Kırıyor. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele ve hudut kapıları şube müdürlüğü görevlilerimizce 20-26 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan 7 operasyonda 20 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 11 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan bir araca ise el konulmuştur denildi.
Deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla afetzedelerin yaralarını sarmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde on binlerce afetzedeye iftar ve sahur yemeği ulaştırmanın yanı sıra Denizli'de de iftar geleneklerini sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi geleneksel olarak sürdürdüğü Kayalık Caddesi'ndeki Ulu Cami yanında her gün 5000 kişinin orucunu açtığı iftar çadırının yanı sıra mahalle iftarlarına da başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ilk iftar sofrasını yeni mahallede kurdu. Başkan Osman Zolan ve eşi Berlin Zolan burada vatandaşların Ramazanlarını tebrik ederek hep birlikte dua edip oruçlarını açtı. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum, sana sığındım, sana güvendim. Yine senin verdiğin rızıkla orucumu açtım, sen kabul eyle. Ölmüşlerimizin ruhları için, geride kalanlarımızın sağlık ve selameti için ve bitmez Allah rızası için. El-Fatiha. İftar sonrası hemşerilerine seslenen Başkan Osman Zolan, 11 ayın sultanı Ramazan'a bir kez daha ulaşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti. Dün iftarımızı Hatay'da yaptık. Tabii İskenderun'da vatandaşlarımızla buluştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle orada 3 tane hastanenin temeli atıldı. Ayrıca binlerce konutun da temeller atıldı. Bir önce yaralar sarılmak üzere devletimiz, bakanlarımız, tüm kurum ve kuruluşlarımız harekete geçmiş durumda. Ve inşallah en kısa zamanda vatandaşlarımız evlerine, konutlarına kavuşsun istiyoruz. Tabii bununla ilgili çok yoğun bir mücadele var. Çok üst seviyede gayret var. Allah'ım hepimizi yar ve yardımcısı olsun. Çünkü biz de depremin ilk günden itibaren Hatay'da, önce Antakya'da, şimdi de İskenderun'da belirleyecek anlamda yapılması gereken hizmetleri orada vatandaşlarımıza veriyoruz. Ve tabii ki orası işlerin yoğun olduğu, zor olduğu, hayatın zor olduğu bir yer. Hayatını kaybedenler var, yakınlarını kaybedenler var, yaralılar var. Ama şu anda her geçen gün toparlanıyor. Artık çadırlar kurulmuş durumda. İsteyen herkes orada çadırda kalabiliyor. Onun ötesinde konteynerler de kurulmuş durumda. Konteynerler tabii daha konforlu. Orada daha fazla rahat etmeleri noktasında bir durum söz konusu. İnşallah konteynerler de her geçen gün arttırılıyor. Hedef orada evi yıkılmış olan, artık evinde durulamaz olan insanlarımızı öncelikle konteynerlere yerleştirmek, çadırları artık son vermek. Ama tabii bunun için de birkaç ay daha zaman gerekiyor. Sonrasında da biraz önce dediğim gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bir yıl içinde kalıcı konutları yaparak vatandaşlarımızı o normal hayata döndürmektir. Dün iftarımızı orada yaptık ve tabii ki Denizli'de geleneksel olarak her gün bir mahallede iftar yapıyoruz. Ama deprem sebebiyle artık İskenderun'da her gün 10 bin kişilik iftarımız var. Denizli Belediyesi olarak bunu gerçekleştiriyoruz ve sizlerin aracılığıyla tüm Denizli hemşehrilerimiz, bizi izleyen tüm kardeşlerimize saygılarımı sunuyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum. İnşallah Ramazan'da bol bol dua yaparak inşallah o güzelliği arttırarak yolumuza devam edelim. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teravih namazı sonrası Sultan Selim Camii'nde Konyalılarla bir araya geldi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte teravih sonrası Konyalılarla selamlaşan Başkan Altay, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Başkan Altay, bu mübarek ayın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum, dedi. İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı İzmir Milletvekili aday adaylarını tanıttı. İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında 66 milletvekili aday adayı yer aldı. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircioğlu süreçle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
9 Nisan'da da genel merkezin aday listesini açıklama sürecini takip edeceklerini söyledi. 14 Mayıs 2023 seçimlerine istinaden partimizin İzmir teşkilatları olarak aday adaylığı sürecini başvurusu geçtiğimiz cuma akşamı bitmek kaydıyla başlatmış bulunuyoruz. Kuvvetle muhtemel pazar günü 2 Nisan mı oluyor? 2 Nisan pazar günü üyelerimizin, parti üyelerimizin katılacağı temayül yoklamalarıyla aday adaylık sürecini İzmir teşkilatları olarak tamamlayıp 9 Nisan'da da genel merkezimizin tüm 81 vilayette olduğu gibi İzmir'de de milletvekili aday listelerinin açıklaması sürecini takip edeceğiz. İzmir'de toplam 66 aday adaylarının olduğunu ifade eden Başkan Bezircioğlu, bu medeni cesareti gösterip ciddi bir iddia ortaya koyan aday adaylarına teşekkür etti. İzmir'de toplam 66 tane aday adayımız var. Öncelikle sizlerin huzurunda bu medeni cesareti gösterip ciddi bir iddia ortaya koyan saygıdeğer aday adaylarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bir partinin gücü o partiye gösterilen teveccühle ölçülür. Aday adaylarımızdan gelen teveccühü hem partimizin güçlenmesine yoruyorum hem de parti içi demokrasinin tecelli etme noktasında çok önemsiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'ye tekrar demokrasiyi getirme iddiasında olan İYİ Parti'miz öncelikle demokrasiyi içselleştirerek parti içi demokrasinin sağlanması, sağlıklı bir şekilde uygulanması adına bu temayül yoklamalarını tüm tabanımızda, tüm üyelerimizle beraber yapmaktadır. Bununla da ilgili gerçekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Diğer partilere de örnek olmasını temenni ediyoruz. Pırıl pırıl harika bir kadroyla İzmir'de ve Türkiye'de birinci parti olmak için iktidara yürüyen ayak seslerimizle geliyoruz. 15 Mayıs sabahı yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağımızdan inancımız tamdır. Ve gelecek dönemlerde, gelecek 10 yıllarda da İYİ Parti her zaman Türkiye'deki siyasi formülasyonun içinde her zaman en kilit parti olacaktır. Denizli siyasetinin etkin isimlerinden tanınmış iş adamı Denizli Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Şenel, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde aday adayı oldu. Şenel, İYİ Parti Denizli İl Binası'nda aday adaylığını açıkladı. Şuradan görebildiğim kadarıyla hayatıma dokunan pek çok insanı burada görüyorum ve hayatıma dokunacağını tahmin ettiğim pek çok gözü de burada ayırabiliyorum. Ben yaklaşık kesintisiz 20 yıldır sevgili dostlar Denizli'de meslek odası ve sivil toplum dünyasında kendisini ifade etmeye çalışan, Denizli'ye kafa yormaya çalışan, Denizli hakkında düşünce geliştirmeye çalışan, Denizli hakkında proje geliştirmeye çalışan ve Denizli için dertlenen bir arkadaşınızım. Ama son dönemlerde bu birikimin, bu söylemin artık bir şeyleri değiştirme noktasına taşınması gerektiğine karar verdim. Bugüne kadar hiç siyasete girmedim. Siyasetle ilgili yakıştırmalarla karşılaştık. Neden siyasete girmediğime dair sorular da soruldu. Ama yürüttüğüm sivil toplum görevlerinin aynı zamanda bir siyasetçi kimliği barındırmaması gerektiği gibi bir etik kural vardı kendimce. Atıyorum Mimar Odası Başkanlığı görevini yürütürken herhangi bir siyasi partiye mensup olmayı doğru bulmuyordum. Keza DESİAD Başkanlığı'nı yürütürken de gerek görmüyordum. Hepsinin bir zamanı olacağına inanmıştım. Ailemin 1946'dan beri Denizli siyasetinde var oluyor olması, Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi geçmişinden bu memlekette senatörler, milletvekilleri çıkarmış bir aileye mensup olmam da sanıyorum genetik olarak bizlerde böyle bir beklentiyi de oluşturdu. Ancak Türkiye'nin gidişatını takip ettikçe
başımı yastığa çok da rahat koyamamaya başladığımı hissettim. Çünkü sivil toplum kuruluşlarında söylemlerimiz hep şöyle olmalı, böyle olmalı, şu yapılmalı, bu yapılmalı bazındaydı. Ama artık çıkıp böyle yaptım, böyle yapıyorum, şöyle yapacağım diyecek bir noktada durmam gerektiğini hissettim. En büyük temel tetikleyici sevgili dostlarım deprem. 50 bin insanımızı ki bu resmi kayıt, 50 bin insanımızı kaybettiğimiz bir ortamda ben artık evimde oturamazdım. Benim artık inisiyatif almam lazımdı. Mesleğim mimardı. Bu devlet beni okuttu, büyüttü, mimar etti. Ve orada kentler yıkıldı, insanlar altında kaldı ve devlet çaresiz kaldı. Ben 20 yıldır bir şeylere kafa yoruyor ve teknik anlamda kendisini geliştirdiğine inanan biri iken, kafa yoruyor iken daha ne kadar köşede kalabilirdim? Ben bu sebeple artık bunun zamanı geldiğini, bu işin olgunlaştığını düşünerek bir adım attım. İyi Parti benim için herhangi bir parti değildi. Zaten kurulduğundan beri seçmeni olduğum bir partiydi. İyi Parti ile ilgili dostluklarım, İyi Parti ile ilgili İyi Parti'de görev yapan pek çok dostumla partinin geleceği, partinin stratejileri üzerine bir partili gibi zaten konuşa geldim. Dolayısıyla ben İyi Parti'yi zaten içselleştirmiştim. Dolayısıyla ben bir yerde siyaset yapacaksam zaten bunun açısı, bu karar açısından da başka bir tercih noktası yoktu benim açımdan. İyi Parti yetkilileri, sevgili dostlarım, büyüklerim de benim bu çatı altında siyaset yapmamdan mutluluk duyacaklarını ifade ettikten sonra ben de bu adımı attım. Elimi taşın altına koydum demiyorum sevgili dostlar. Elimi, kolumu, başımı, bütün vücudumu bu taşın altına koyuyorum. Evet, milletvekili adayı oldum. Ama benim İyi Parti aidiyetimin sadece milletvekili adaylığım ile sınırlı kalmayacağını belirtmek isterim. Sıralama her ne olursa olsun benim açımdan bir şey değişmeyecek. Bugün nasıl motiveysem son güne kadar aynı motivasyonumu sürdüreceğim. Dağlık arazilerde kullanılan beygir çiftlerinin vazgeçilmez parçası hamutlar teknolojiye karşı hala varlığını sürdürüyor. İlerlemiş yaşına rağmen Taceddin Özdemir Usta, Aydın'ın Germencik ilçesi Balatçık mahallesinde evinde kurduğu atölye ile beygir çifti yapan çiftçilere hizmet veriyor. 77 yaşında olan Taceddin Usta, 11 yaşında başladığı 66 yıllık kamutçuluk mesleğini WorldTürk mikrofonlarına değerlendirdi. Bahar ayının gelmesiyle birlikte Ege'de tatlı bir telaş başladı. Genelde tepelik marjinal arazilerde yapılan beygir çiftleri, beygir çiftinin yapılmasında kullanılan en önemli tarım aletlerinden bir tanesi de gördüğünüz gibi Taceddin Usta'nın elindeki havutlar. Evet Taceddin Usta'm, sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Taceddin Özdemir, Ersaklar, Balaçık'tan 700 senelik tarihimiz var bu ayyada. Evet, kaç yıldan beri? 11 yaşından beri, ben 77 yaşındayım, 11 yaşından beri bu işten uğraştım. Yani bir 60 yıl evvel. Yine 60-70 olmuştur. Beygirle uzatıyorlar bu arzana, evet. Pulluk takıyorlar arkasına. Pulluğuyla çiftiriyorlar, Dağ köyden de. Bizim burada motorman. Peki bu hamut yapıldıktan nelere dikkat ediliyor? Hamut en önemli şey, etin üstünü bina yapıyorum ben. Evet. Etin üstünü bina. Ne demek biliyor musun? Evet, ne demek? Beygiri yara etmeyecek. Yaptığım hamut. Omuz. Omuzlarında iş oluyor değil mi? Bak. Kıvrılanlıyor. Yok. Bunu atırıp bu beygir. Beygir kılı. Ondan sonra ne diyeceğim ben daha şunlardan koyuyorum bak. Evet. Keçeye yatan. İyi bir hamut nasıl yapılıyor? İyi hamut yapmak için süsün önemli değil. Önemli olan beygiri yer etmeyecek. Evet. Yer ederse beygiri ertesi gün burada adamları başka yerde yaptırıyorlar. Ertesi 2-3 gün sonra geliyor beygirin burası yara. Ben yapıyorum, çiftini devam ettiriyorum, yara altında duruyor. Evet. Beygiri hem çiftini hem beygirin altında. Şimdi neden bak, elinden bak. Evet. Bak, hamur gibi. Evet. Şimdi bu yani adam ne yazıyor bunun içine, ondan sonra beygirin yer etmem ya. Evet. Beygirlerin boynuna astığımız yerler yumuşak olmalı. Evet. Hangi ağaçta kullanılıyor genelde? Yürgen. Yürgen ağacı. Yürgen.
Denizli'de gezerken bir lokantaya uğradık. Bu lokantanın farklı bir özelliği var. Denizli, Serinhisar'da pidecilik yapan Mustafa Ertuğrul, lokantasının bir köşesinde küçük takım büyük takım ayrımı yapmadan atkı köşesi oluşturdu. Lokantası ana yol üzerinde olan Mustafa Ertuğrul, gelip geçen takımların orada mola verdiklerini ve takımlarının atkılarını kendisine hediye ettiklerini, kendisinin de futbolu olan merakından dolayı verilen atkılar için duvarda bir köşe oluşturduğunu söyledi. Bu lokantada tüm takımları barındıran bir köşe var. Evet, önce lokantanın sahibini tanıyalım. Zaten lokantanın sahibi de şöyle Denizlispor forması giyerek farklılığını ortaya koymuş. Siz tanıyabilir miyiz? Mustafa Ertuğrul ismi. Mustafa Ertuğrul, Ertuğrul, evet. Pide. Oradan evet, geliyor. Aynen. Evet. Bu böyle bir köşe yapmak nereden aklınıza geldi? Ya zaten bizde maç hastalığı var. Buna zaten bu atkıları genelde hemen hemen hepsi taraftara getirdi. Hani buradan geçerken yani yan yolda üzerinden. Biz de astık, bir işleri olsun dedik. Devam ediyoruz. Mustafa Ertuğrul, lokantanın duvarlarının tamamını takımlara ait atkılarla dolduracağını söyleyerek, gelip geçen takımların lokantasına uğramasını ya da takımlarına ait atkılarını göndermelerini istedi. Yani buradan geçerken bu takımlar işte Bucak Belediye, Oğuzhan Spor, Yatağan Spor, Fenerbahçe, Muğla Spor, evet. Samsun Spor, Kızılca Birlik Spor, Tavas Birlik Spor var mı bizim? Yok. Bir daha geldiğinde ben seni Tavas Birlik Spor'u da getireyim. Tamam. Bolu Spor, Serinhisar Spor. Bunları buraya uğruyorlar, sizi veriyorlar. Evet. Biz istiyoruz, bırakıyorlar. Bırakmayan da oluyor ama hiç genelde bırakıyorlar. Peki yani sporu çok sevdiğin için mi böyle bir şey düşündün? Evet, evet. Sporu sevdiğim için böyle düşündüm. Sporu çok sevdiğin için böyle bir şey düşündüm. Peki gelenler merak ediyor, bir şey diyorlar mı bu köşeyi? Yok, genelde yani seviniyorlar, bakıyorlar, şöyle bakıyorlar. İşte foto çekiliyorlar genelde. Ha, çok güzel bir şey olmuş diyorlar. Benim takımım yok, benim takımım nerede yani, oluyor mu? Oluyor. Ben diyorum bak, benim Tavas Birlik Spor yok. Nerede? Sen diyeceksin ki Tavas Birlik Spor buraya uğramadıysa, burayı bilmiyorsa ben ne yapayım? Yok, öyle demiyorum. Ben genelde al gel asalım diyorum. Al gel asalım diyorsun. Evet. Evet. Burada olmayan takım var mı? Merak ettin mi hiç? Daha çok. Trabzonspor yok mesela. Daha çok çok hani. Aklın gelmeyecek. Ne diyelim mesela, Antalyaspor yok. Antalyaspor halbuki dibimizde. Aynen. Kaç tane var burada? Kaç takımın şeyi var? 46-47 tane vardır. 46-47 tane takımın ki var. Öyle değil mi? Evet. Peki şurada Forza Regina var. O ne? Regina. Ben İtalya'da yaşamıştım bir zamanlar. Oradan getirdim. İtalya'da yaşamıştım. Aynen. O zaman senin bu şey ta oralardan geliyor. Yani. Değil 2003'ten beri. Evet. Böyle farklılık yaptığın için sizi tebrik ederim. Altı dönem Denizli Veteriner Odası Başkanlığı'nı üstlenen veteriner hekim Mehmet Ali Uzakgider, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimleri için Denizli İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu. İyi Parti Denizli İl Binası'nda aday adaylığını açıklayan veteriner hekim Mehmet Ali Uzakgider, 39 yıllık deneyimlerini milleti için her şekilde kullanacağını ifade etti. 2007 ve 2011 seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday oldum. 2018 yılında yapılan milletvekili genel seçimlerinde İyi Parti'den milletvekili adayı oldum. Bu ülkenin ekmeğini yemiş, imkanlarını da büyümüş, yetişmiş birisi olarak bu dönemde de Allah nasip ederse ülkemize farklı bir noktadan hizmet etmek üzere bilgi ve tecrübelerimizle vatanımıza, milletimize vazifemizi yerine getirmek üzere tekrar milletvekili aday adayı oldum. Eğer Denizli halkı ve partimiz teveccüh gösterir, Cenab-ı Allah nasip ederse Denizli'mize ve ülkemize farklı bir noktadan da hizmet etme imkanı bulacağız. Geldiğimiz nokta, değerli arkadaşlarım, ülkemiz her haliyle bir çöküntü içinde. Ekonomisinden tarımına, sağlıktan eğitimine, velhasıl kelam psikolojik olarak her yönüyle bir çöküntü içindeyiz. Ekonomiyi dediğim gibi 21 yılın sonunda geldiğimiz noktada 2002'de 130 milyar dolar dış borcumuz vardı. Şu anda 450 milyar dolar dış borcumuz var değerli arkadaşlarım. 110 milyar dolar cari açığımız var. 160 milyar dolar dış ticaret açığımız var. İşsizlik, TÜİK'in verileri, yani o da
artık devletin kurumlarına güven kalmadığı için onu söylüyoruz. Yani %11. Gençlerde bu %25 değerli arkadaşlar. Ve düşünebiliyor musunuz şu anda açlık sınırı 9.425 lira. Asgari ücret 8.500 lira. Yani şu anda halkımız bizim açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı 30.000 küsur lira. Yani ekonomik tablo bu geldiğimiz noktada. İnşallah millet ittifakı iktidara geldiğinde bunların düzeltileceğine inanıyoruz. Şimdi bir ülkede adalet yoksa gerisini konuşmaya gerek yok. Değerli arkadaşlarım, devleti ayakta tutan, toplumları ayakta tutan 3 tane direk vardır. Bunlardan birisi beynelmilen adalet. İkincisi ahlak. Üçüncüsü dindir. Eğer bu 3 direk yıpranmışsa, bozulmuşsa o toplumdaki yozlaşmayı, kokuşmayı durduramazsınız. Ve maalesef şu anda ülkemizin içine düştüğü durum budur. Bu ahval ve şerait içinde bu ülkenin ekmeğini yemiş, bu ülkenin imkanlarıyla yetişmiş bizler bu tabloyu kenardan seyredemeyiz. Buraya gelen arkadaşlarımın hepsinin ben bu sorumlulukta olduğuna inanıyorum. Bizim el ele verip, omuz omuza verip ülkemizin içine düştüğü bu durumdan çıkarmak zorundayız. Çıkarırsak bu bir dönüm noktası olacaktır. Yukarı doğru gelecektir. Eğer çıkaramazsak bunun bedeli her geçen gün artacaktır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla ben de bu vatanın bir evladı olarak, bir Türk milliyetçisi olarak böyle bir sorumluluktan kaçmadım ve taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Allah nasip eder de bu görevde tevdi edilirse alnımızın akıyla yapacağımıza inanıyorum. Bursa'da daha rahat ve konforlu ulaşım amacıyla birçok yatırımı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullanımının daha cazip hale getirilmesi için de gerekli adımları atıyor. Toplu taşıma kullanımında tam entegrasyonu sağlamak amacıyla tüm ilçelerde Bursa Kart'ın kullanımına imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en genç araç filosuna katılan yeni otobüsleri de sisteme dahil ediyor. İnulaş tarafından İnegöl ilçesine kazandırılan 56 adet yeni otobüste düzenlenen bir törenle hizmete alındı. İnegöl Şehirler Arası Terminali'nde düzenlenen tören öncesinde terminal esnafını ziyaret ederek sohbet eden Başkan Ali Nur Aktaş, vatandaşların taleplerini de büyük bir dikkatle dinledi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Bursa'nın ve İnegöl'ün hızla büyüyen yerleşim yerleri olduğunu söyledi. Şehirlerimiz büyüyor. İnegöl'de, Bursa'da büyüyen yerler bunları biliyorsunuz. Bursa'nın nüfusu geçen sene 45 bin arttı. Bir sürü güzelliğe imza attık Allah'a şükür olsun. Organize sanayi bölgeleri kurduk. Mobilya fuarları yaptık. Okullar yaptık. Hastaneler yaptık. Sağlık ocakları yaptık. Yaptık derken milletin parasını milletin menfaatine kullandık. Allah biliyor o yıllarımızın tamamını gece gündüz acaba İnegöl'e bir çivi daha çakabilir miyiz diye harcadık, tükettik. İnegöl'de 2 milyar dolar civarında dış ticaret hacmi olan ihracat ve ithalatla beraber mobilya başta olmak üzere tekstilde, diğer kalemlerde, tarımda da altyapısı olan ciddi bir şehir. Dolayısıyla bu şehirde sirkülasyon var. Bu şehirde hareket var. Bu şehirde bereket var. Ve takdir edersiniz ki hareketin olduğu şehirlerde de gerek ille olan seferler ve gerekse ilçe içerisindeki seferler, ulaşım konusu çok önemli ve kıymetli. Burulaş'a bağlı şu an araç sayımız 2418. Ve Türkiye'nin en genç filolarından bir tanesine sahibiz. 5 büyük şehirde en ucuz ulaşım Bursa'da. Bizden %50-60, %70 daha pahalı olanlar var. Biz para mı kazanıyoruz? Her ay en az 100-110 milyon biz Burulaş'ı fonluyoruz. Yeter ki İnegöl'ler, Bursalılar, diğer ilçelerimiz Mustafa Kemal Paşa, Gemlik rahat rahat gezsinler, dolaşsınlar diye. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, hızla büyüyen İnegöl'ün ulaşımdaki hizmet kalitesini artıracak yatırımın hayırlı olmasını diledi. Şehrimizin, büyüyen İnegöl'ün ulaşım anlamında kalitesini, hizmet kalitesini artıracak olan bu güzel hizmetin
tanıtımı için bir aradayız. Ben de mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bu güzel yatırıma emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanımız, İnulaş, Burulaş, katkı veren şoförler odası, bütün esnaf arkadaşlarımız, herkese teşekkür ediyorum. İnulaş Başkanı İbrahim Bayram, bünyelerindeki 116 toplu taşıma aracına yaklaşık 100 milyon yatırımla 56 adet yeni aracı daha dahil ettiklerini söyledi. Pek çok ille, büyük şehirle mukayese edecek verilere sahibiz. Sadece geçen yıl nüfusumuz 7500 kişi daha artmış oldu. Tabii burada şu anda 56 tane aracı devreye almış olacağız. Görmüş olduğunuz mikrobüsler sıfır, yenilenmiş, banttan inmiş ve inşallah İnegöl sokaklarında dolaşıyor olacak. Şehir hepimizin, nihayet itibariyle bu şehirde yaşayan herkes bir ve beraber olacak, kardeş olacak. Birbirine saygılı, hoşgörülü olacak. Sorunlar olabilir ama bu sorunları her türlü aşarız. İşte bugün de burada gördüğünüz gibi seferlerin daha sağlıklı, seri, hızlı yapılabilmesi adına 56 tane araç devreye alınmış oluyor. Konuşmaların ardından Başkan Ali Nur Aktaş ve protokol tarafından kurdele kesilmesiyle yeni otobüsler hizmete alındı. Başkan Aktaş daha sonra şoför koltuğuna oturarak deneme sürüşü gerçekleştirdi. Hatta yatıyor biraz daha. Kaldırıma yanaştığında da başkanım bu biraz daha yatıyor. Araç aşağıya iniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 11 il etkileyen afet sonrasında hem bölgede zorluklar içinde yaşamını sürdüren hem de kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir çalışma daha başlattı. Yaralarımızı dayanışma ile sarıyoruz anlayışıyla depremden etkilenen yurttaşlara iç çamaşırı ulaştırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası çatısı altında üretim atölyesi kuruldu. Dayanışmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege Giyim Sanayicileri Derneği, İzmir 9 Eylül Rotary Kulübü ve Geleceğim Ol Derneği ile gönüllüler destek verdi. Üretime başladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü Eğitim ve İstihdam Şefi Aslı Güngör Yıldız, Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak depremden etkilenen yurttaşlarımıza destek olmak amacıyla iç çamaşırı üretimine başladık dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak depremden etkilenen yurttaşlarımıza destek olmak amacıyla iç çamaşırı üretimine başladık. Bu çalışmayı Ege Giyim Sanayicileri Derneği, İzmir 9 Eylül Rotary Kulübü, Geleceğim Ol Derneği işbirliğiyle başlattık. Hijyen koşullarıyla üretilen bu iç çamaşırları deprem bölgesinde depremden etkilenen yurttaşlar ve İzmir'e göç etmek zorunda kalan yurttaşlara dağıtmak üzere başlattık. Günde 250-300 adet üretim hedefleniyor, iç çamaşır üretimi hedefleniyor. Şu an eğitmenlerimizle başladığımız bu yolculuğumuza gönüllüleri de aramıza almayı hedefliyoruz. Bugün 7 eğitmenimizle eşlik eden 2 gönüllümüz de aramızda üretime başladı. Böyle dayanışmayı yavaş yavaş büyüterek sürdürmeye gayret ediyoruz. Yani ben 99 depreminde İstanbul'da yaşamıştım. O yüzden depremde yaşayan insanların yerine o duyguları yaşayabiliyorum yani. Çok acı. Annem babam da terziydi, atölyelerimiz vardı. Sosyal medyada gördüm, destek olmak istedim. Arkadaşımla beraber gidelim mi dedik, bugün geldik katıldık. Hep beraber toparlanacağız. Bahar mevsimi ile birlikte fide dikim zamanının gelmesi ile vatandaşlar meyve fidesi satan işletmelere yöneldi. Bahar aylarının gelmesiyle beraber botanikçiler de satış yapmaya başladı. Biz de Van'da bulunan Sikke Caddesi'ndeki bir botaniğin içerisindeyiz. Bakalım burada satışlar ne durumda? Fiden dikim sezonunun başlaması ile küçük bir bahçesi ya da tarlası olan vatandaşlar ağaç fidelerini alarak toprakla buluşturmaya başladı. Fiyatlar normaldir. Satışlarımız da normaldir. İlkbaharın gelmesiyle işte satışlarımız başlamıştır. Havalar biraz bu sene erken geldi yani bahar. Onun için satışlarımız da fena değil, yani iyidir. Özellikle ceviz, elma, armut ve kiraz fidelerinin satışlarında yoğunluk oluştu.
Geçen sene göre var hani. Çünkü ekonomik kriz de var. Ekonomik kriz var. Eğer hani adam evin önünü güzelleştirmek istiyorsa, bahçesine meyve çıkmak istiyorsa hani pek de krizde etkilenmiyor hani. 3-4 tane ağaç krizde etkilenmiyor. Bu sene yaşanan ekonomik kriz nedeniyle fideler 50 ila 100 arasındaki değişen fiyatlarda satılıyor. En çok hangi bitkiler tercih ediliyor? Şimdi sitelerde süs bitkisi, resmi kuruluşlarda süs bitkisi, normal vatandaşın da meyve fidanı. Ceyhan'dan Van'da özellikle Mart sonu gibi yapılan dikim işleri vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Ortalama fiyatlar nasıl şu an? Valla fiyatlar... En yüksek, en düşük. En yüksek 1,5 milyar, en düşüğü 50 milyon. Hangi bitkiler? Süs bitkilerinde 1,5 milyara kadar şey var, evet. Bitki var. Mesela mavi ladin dediğimiz, batı ladin dediğimiz 1,5 milyara kadar var. En düşük meyve fidanları 50 milyon, 75 milyon. Geçen seneye göre meyve fidanı bu sene biraz daha düşük. Pamukkale Belediyesi'nde görev yapan personeller Pamukkale Belediyesi Aile Buluşması adıyla düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Örki ve eşi Doktor Nur Örki tek tek masaları gezerek personellere ve ailelerine hayırlı Ramazanlar dileklerini iletti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki iftarda bir konuşma yaptı. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Allah'ım nazarlardan saklasın. Sevgili kardeşlerim, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki, attığımız her adıma, aldığımız her nefese hiç durmadan şükürler etmemiz gerekiyor. Sizlere üzerimde selamlarla geldim. Dün itibariyle yine deprem bölgesindeydim. Orada her hafta bulunup sizlerin selamlarını oraya ulaştırmak ve onların yüklerini de sırtlarından almak için gidiyorum. Dün de deprem bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ayaküstü de olsa konuşma fırsatını yakaladık. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile de ayaküstü konuştuk. Dedi ki Pamukkale Belediyesi'nin sizlere çok selamı var. Açıkçası böyle söyleyince hemen ilk söyledikleri şu oluyor. Her ikisi de sözleşmiş gibi dediler ki Pamukkale'ye söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sorduğumda her ikisi de sözleşmişçesine bizden çokça selam söyle, her birinin Ramazan'ı mübarek olsun dediler. Taze taze bugün size ulaştırıyorum. Depremzede kardeşlerimizi de ziyaret ettik. Dün de böyle bir iftar programı kuruldu. Oralarda üstü örtülü, etrafından rüzgar yemeyen yerleri bulup da iftar sofrasını oralarda kurduysak kendimizi mutlu ve bahtiyar hissediyoruz. Şu anda işte dedim ya attığımız her adımda şükredilmesi gereken meselelerden bir tanesi de şu anda böylesine güzellikler içinde buluştuk. Rabbim ömür verirse önümüzdeki senede yine benzer şekilde inşallah sizlerle birlikte kavuşmayı temenni ediyorum. Afetlerden, her türlü işgal ve istilalardan Nazilli Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla kentin farklı noktalarında kurulan iftar sofraları binlerce vatandaşı bir araya getirmeye devam ediyor. Son olarak Pınarbaşı Mahallesi Sinan Dede Türbesi önünde düzenlenen iftar programı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tutamadığımız oruçların fidyelerini de fakir fukaranın kursağından geçmek üzere kabul ve makbul eyle ya Rabbi. İftar saati öncesi gerekli tüm hazırlıklar görevli belediye personellerince büyük bir titizlikle yapıldı. Yoğunluğun oluşmasını önlemek için 3 farklı noktada yemek dağıtım noktaları kuruldu. Engelli yaşlı ve hamile vatandaşlara görevli personeller tarafından dağıtım sağlandı. Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz'la birlikte vatandaşlarla tek tek sohbet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Ya!
hayırlı olsun diyelim, mübarek olsun, Allah kabul etsin diyelim. Ama ilgili size bir şey var. Evet, zorlu bir zamandan geçiyoruz, zorlu bir zaman diliminden geçiyor. Biz zorlu zaman diliminde her zaman lazım geliriz. Vatandaşlarımızın yanında olduğunu göstermiştik. Şimdi de bundan sonra her şamada da artık iki güne bir gün aşırı tabiriyle vatandaşlarımızla birlikte lotomuzu paylaşıyoruz. Hep birlikte iftarımızı ediyoruz. Hem depremizde vatandaşlarımızla hem de mahallelerimizin 16'sında birlikte iftarımızı edeceğiz. Ben teşekkür ederim. İftarlarımızla, başkanlarımızla, halkımızla, herkese çok teşekkür ederim. Denizli Honaz Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen mahalle iftarlarının ilki Kocabaş Mahallesi'nde verildi. Kocabaş Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen iftar programına Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, önceki İl Başkanı ve Milletvekili aday adayı Bülent Doğru Çavuşoğlu, Deva Partisi İl Başkanı Bekir Kırar, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Çelik, İyi Parti İlçe Başkanı Osman Çaybaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Kocabaş Mahallesi sakinleri katıldı. Binlerce kişinin oruç açtığı iftar programında Başkan Kepenek masaları tek tek gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, mahalle iftarları ile Ramazan ayının ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Evet, Ramazan etkinliklerimizin ilkine bu sene Kocabaş'tan başladık. Bu mahalle gerçekten hem büyük bir mahalle hem de çok çalışkan insanların yaşadığı bir mahalle. Üretime katkı sağlayan ve özellikle gelişime açık bir mahalle. Ramazan'ın bereketini, huzurunu hep birlikte yaşayalım istedik. Kocabaş'ta başlattık Ramazan etkinliklerimizi. 11 mahallemizde Ramazan etkinliğimiz, iftar soframız var. Ramazan hem güzelliklerin yaşandığı, hem birlik beraberliğin olduğu, hem bereketin paylaşıldığı bir ay. Ama tabii ki deprem felaketi bize biraz buruk yaşatıyor Ramazan ayını. Tabii ki burada depremzede vatandaşlarımız ve onların aileleri de bu akşam burada davetli. Asıl onlara bu huzuru, bir lokma aşımızı, ekmeğimizi paylaşmanın verdiği yaklaşık 550'nin üzerinde vatandaşımız var Honaz'da. Bunların tümünü davet ettik. Sağlıklı, iyi durumda olanlar tabii ki geliyorlar. Biraz önce 2-3 tane ailemiz geldi hemen. Tabii ki bu süreç yardımlaşma ayı, bu süreç birlikte zorlukların üzerinden gelebilme ayı. Bu nedenle ben Ramazan ayının hem ulusumuza, hem ilçemize, hem Kocabaş mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, mübarek Ramazan ayının güzelliklerini bir arada yaşamanın önemine değindi. Yine halkımızın 11 aydan daha hayır dediğimiz Ramazan ayındayız. Malumunuz Ramazan ayı hayır, bereket, yardımlaşma ve dayanışmanın maksimuma çıktığı ayımızdır. Ama maalesef bu ayımızda da buruk geçiriyoruz. Son dönemde yaşadığımız deprem felaketi, arkasından sel felaketi, artık bu felaketler bir nihayet bulsun diyoruz. Bu Ramazan ayında milletimiz huzuru içerisinde sofralarına otursun, Halil İbrahim bereket olsun diyoruz. Birleşe birleşe büyüyeceğiz diyoruz. Bugün de bu birleşmenin, hep beraber olmanın, sofrayı büyütmenin somut bir örneğini görüyoruz. Yüksel Başkanıma teşekkür ediyorum. Davete katılan Deva Partisi İl Başkanı Bekir Kırar, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Çelik ve İyi Parti İlçe Başkanı Osman Çaybaşı da mikrofonlarımıza konuştu. Bugün vatandaşlarımızla beraber olacağız. Onlarla beraber bu biliyorsunuz depremden dolayı içimiz biraz buruk ama yine de böyle biraz tebessümle onlarla beraber bu güzel akşamı, akşam yemeğinde beraber olacağız. Bundan dolayı mutluyuz. Güzel bir aydayız. Ramazan ayındayız, bereket ayındayız, birlik ayındayız, kardeşlik ayındayız, dayanışma ayındayız. O anlamda da belediye başkanımız da güzel bir etkinliğini ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda da bu etkinlik açısından da gerçekten güzel. O anlamda da hem herkese Ramazan'ı da kutluyoruz. Ezanımız da okundu. Artık herkesin oruçlarını Allah kabul etsin diyoruz. Ramazan deyince birlik beraberlik deyince siyaset ikinci plana kalıyor. Bu birlik beraberliği biz Honaz'da yakaladık. Bundan sonra günlerde de devam edecek. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz bozulmaz. Bu Ramazan ayının ilk iftarını Kocabaş Mahallemizde açmanın gururunu yaşıyoruz. Hepinize
Ramazanınız mübarek olsun. Hepinizin Ramazanınızı kutlar, sağlık ve sıhhatli günler geçmesini dilerim. İftar yemeğinin ardından başlayan Ramazan eğlencelerinde de semazen gösterileri, tasavvuf musikisi ve Karagöz Hacivat gölge oyunları özellikle çocuklar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Kocabaşlı vatandaşlar büyük beğeniyle izledikleri eğlenceler için Belediye Başkanı Yüksel Kepenenk'e teşekkür etti. Çok çok bir ara toplamak, birbirine bağlanmak, insanla iyi halde olmak daha da güzel. Yardımlaşmak çok iyi bir şey. Ramazan ayının simgelerinden biridir Ramazan davulcuları. Her yıl Ramazan'ın başlamasıyla birlikte sokaklarda onların sesi yankılanır. Bu yıl da Ramazan'ın ilk davulları çalındı. Ramazan davulcusu cadde cadde, mahalle mahalle dolaşıp Denizli Çameli halkını sahura uyandırdı. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda kalkınmasına katkıda bulunan Manisa Yunus Emre Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdiği Muradiye Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda Kur'an-ı Kerim, dikiş ve nakış ile spor kurslarına yoğun ilgi duyuluyor. Şuradan buluyoruz. Bu şekilde 36, 38, 40, 42, 44'e kadar. Yunus Emre Halk Eğitim Merkezi'nden uzman öğretmenler eşliğinde yapılan eğitimler devam ederken, merkezde ayrıca kursiyerlerin çocukları oyun alanında öğretmen eşliğinde güzel vakit geçiriyor. Taleplerin devam ettiği Muradiye Hanımlar Lokali'nde takı tasarım, iğne oyası ve akşam sporunun yakın bir zamanda açılacağı kaydedildi. Kurslar için talepte bulunmak isteyenlerin Manisa Muradiye Mahallesi Gümüş Sokak No 1 Taksim 1 adresine gelerek başvuruda bulunabileceği belirtildi. Verilen kurslardan memnun olan hanımlar kendilerine böyle bir imkanı sunan Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çarşı'ya teşekkür etti. Van Polis Gücü Spor Kulübü'nde öğrencilere yönelik yaptığı çalışmalara devam ediyor. Antrenörlük belgesine sahip eğitmenler eşliğinde 20-26 Mart tarihleri arasında Van'da çeşitli okullarda eğitim gören 10-18 yaş arası 149 öğrenciye güreş, boks, muay thai ve handball branşlarında teknik ve taktik olarak eğitim verilerek antrenmanlar yapılıyor.
Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Ege grubunun iki takımı ligin 16. haftasında Foça'da karşılaştı. Aydın Köşk Doğan Spor takımının bir penaltıdan yararlanamadığı maçı ev sahibi Foça 7-0 kazandı. Maç sonunda izleyiciler yenilgiye rağmen centilmenlikten asla vazgeçmeyen ve oyunu çirkinleştirmeyen konuk takımı alkışladı. Foça Bağarası 80. yıl sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Foça Belediyespor Masterların yoğun baskısıyla geçti. Bazı oyuncularından yoksun olarak maça çıkan konuk köşk takımı rakibin üstün oyununa cevap veremedi ve ilk yarıyı 4-0 geride tamamladı. Bravo be! Bravo Arsul abi! İyi top! Bravo Bebo! İkinci yarının ilk dakikalarında sahada dengeli bir oyun izlenirken Foça Belediyespor Masterlar ilerleyen dakikalarda üstünlüğü tekrar eline geçirdi. Foça Masterlar ikinci yarıda da 3 gol bularak maçı 7-0 kazandı. Bu yıl lige ilk kez katıldıklarını, amaçlarının skor değil, spor yapmak olduğunu belirten Aydın Köşk Doğan Spor Masterlar takımı sorumlusu Armağan Şen, bu ligde olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Biz Köşk Master olarak bu sene ilk defa katıldık lige. Beklentimizin çok üstünde. Dostluk, arkadaşlıklar, takımlardaki centilmenlik hep üst seviyede. Hep gittiğimiz yerlerde iyi karşılandık. Biz de elimizden geldiğince iyi karşıladık arkadaşları. Sağ içinde belki çok bu sene varlık gösteremedik ama amacımız bizim spor yapmak. Bu sene böyle oldu. İleriki yıllarda yine neden olmasın, daha iyi mücadele edip daha iyi skora da bunu yansıtabiliriz. Ama çok güzel dostlar edindik. Gelecekten çok güzel anılar biriktirdik diye düşünüyorum. Foça Belediyespor Masterlar takım kaptanı Serkan Tanrıseven de başlangıcından beri bu ligde yer aldıklarını ama bu yıl biraz kötü başladıklarını söyledi. Uzun yıllardır Foça Masterlar TMVF ligine sürekli katılıyoruz. Bu sene de biraz kötü başladık. İnşallah düzeltiriz diye düşünüyorum. Köşk Masterlar maçımız vardı. Kazandık dostane bir şekilde. Sağ olsunlar bizlere orada Aydın'da çok yardımcı oldular. Misafirperver davrandılar. Aynı misafirperverliği biz göstermeye çalıştık. Sağ olun. İnşallah hoşnut etmişizdir. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivas Spor yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalınbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan ekip son bölümde ise geniş alan pas çalışmalarıyla yarım sahada çift kale maç yaptı. Oo, su yok mu Cemil abi? Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Apindangoye, Ahmet Musa ile Max Gradel çalışmalarda yer almadı. Demir Grup Sivasspor yapacağı antrenmanlarla maçın hazırlıklarına devam edecek. Demir Grup Sivasspor'la Medipol Başakşehir 9 Nisan Pazar günü saat 16'da Sivas 4 Eylül Stadyumunda karşılaşacak.